Kozmik Radyo'dan yeniden merhaba. Bizim Bağvali programındayız. Bugünkü konuğumuz EYT Derneği. Yani emeklilikte yaşa takılanlar. İsim? Uğur. Altuntaş. Açıkçası söylemek gerekirse ben bugüne kadar Pınar Hanımlar, Salih Bey, şey yapana kadar, sizi programa davet edene kadar böyle bir derneğin varlığından haberdar bile değildim. Bu arada hoş geldiniz diyelim size. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Tanışmış olduk, böyle bir derneğin varlığından haberdar olduk. Derneğiniz ne kadar zamandır var ve tüm Türkiye genelinde örgütlenmeniz tamam mı? Mücadelemize 2015 yılında İstanbul Derneğimizle başladık. Şu an Türkiye genelinde 23 ilde derneğimiz, 52 ilde de temsilci arkadaşlarımız var. Şu an Gaziantep, Samsun, Erzurum, Konya derneklerimiz açılma aşamasında. Yani bu derneklerimizle birlikte Türkiye çapında 27 derneğe ulaşacağız. Yani sayımız, amacımız 50 dernek olmak. Zaten derneklerden sonra federasyon, konfederasyon. Şu an Marmara Federasyonu kuruldu, İstanbul. Başkanımız Gönül Doran Özüpak, EYT-SYD Genel Başkanımız Gönül Doran Özüpak. Pandemi süreci girmeseydi Ege Federasyonu ve Anadolu Federasyonu faaliyeti geçecekti. Ege Federasyonumuz İzmir merkezi, Anadolu Federasyonumuz Ankara, Adana'nın da bağlı olduğu federasyon. Yani faaliyetlerimiz, dernek faaliyetlerimiz sürüyor. Türkiye genelinde 2021'in sonuna kadar 50 derneğe ulaşacağız. Yani derneklerin amacı da işte biraz daha resmi çatı altında toplanmak. Yani arkadaşlarımızın bir araya gelebileceği bir ofisimizin olması ileride. Daha önceden işte parklarda, bahçelerde toplantılarımızı yapıyorduk. Yani gayri resmi. Şu an tam resmi olarak İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla, valiliklerin onayıyla açmış olduğumuz faal 23 tane derneğimiz var. Toplam kaç tane üyeniz var 27 derneğinde? Yani üye sayısına şöyle tam rakam vermem doğru olmaz üye sayısında. Ama şöyle söyleyeyim, Facebook sayfamızda 1 milyon üyemiz var. Twitter sayfamızda yaklaşık 20-25 bin kişi üyemiz var Twitter'da. Yani toplamımız zaten bizim Türkiye geneli EYT'lerin sayımız 4.950.000 civarında açıklandı. Bizim rakamımız, bizim bildiğimiz 4.000.000 civarıydı. En son işte Çalışma Bakanlığı'nın, defalarca Çalışma Bakanlığı'na sayımızı istedik dilekçelerine. En son geçen hafta TRT Haber'de 4.950.000 olarak açıkladılar. Zaten bunun da yarısı kamuda çalışandır. Kamuda çalışan da emekli olmak gibi bir problemi yok. Yani maaşlar düştüğü için emekli olmak gibi bir problemi yok. Bizim özel sektörde çalışan mağdur arkadaşlarımız yaklaşık 2,5 milyon civarında. Evet, değerli izleyenler, değerli dinleyenler, Kozmik Radyo'da bizim Bağban programında emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili dernek başkanının açıklamalarıyla karşı karşıyasınız. Bu konuyla ilgili sorularınız varsa 0542-457-6040 numaralı telefonun WhatsApp hattından bize ulaşabilir, sorularınızı yöneltebilirsiniz. Tekrar hoş geldiniz diyorum ben. Teşekkürler, hoş bulduk. Şimdi EYT'yi bir kısaca açıklayabilir misiniz? Ben DİSK'in yaptığı açıklamaya göre, yanlışım varsa düzeltin, 4 milyon 600 civarında EYT'ye takılanlar var. Bu sesinizi duyurabiliyor musunuz? Bunun için hükümetten beklentileriniz nelerdir? Neler yapıyorsunuz? Adana'da neler yapıyorsunuz? Ne gibi faaliyetleriniz, çalışmalarınız var? Sayımız biraz önce dediğim gibi en son DİSK'a yaptığı araştırmada 4 milyon 600 bin. Biz defalarca, biraz önce de belirttiğim gibi defalarca Çalışma Bakanlığı'na dilekçelerle başvurduk. Bizim maliyetimiz nedir, sayımız nedir diye. En son ilk defa geçen hafta TRT Haber'de 4.950.000 olarak açıklandı. TRT Haber'de muhtemelen Çalışma Bakanlığı'ndan bu sayıyı almıştır. Yani en son bizim bildiğimiz 4.950.000. Sesimizi nasıl duyuruyoruz?
Pandemiden önce, pandemi olmadan önce inşallah ülkemizden ve dünyadan bir an önce çeker gider yani kurtuluruz pandemiden de. Pandemiden önce bizim zaman zaman mitinglerimiz oluyordu. Belki takip etmişsinizdir. İstanbul Maltepe mitingimiz 2 milyon kişi. Ankara Tandoğan mitingimiz 150-200 bin kişi. Yenikapı mitingimiz yine aynı keza 2 milyona yakın kişi. İşte mitinglerimiz oluyordu. Sosyal medyada sesimizi duyurmaya çalışıyoruz şu an. Sizler gibi değerli televizyon, gazetecilerin sayesinde sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bu arada Kozmik Radyo'ya da çok çok teşekkür ediyorum tüm EYT ve kaderdaşlarım adına. Yani bizlerin sesi olduğunuz için. Adana'daki faaliyetlerimiz, baraj girişinde derneğimiz var. Adana Baraj Girişinde derneğimiz var, Adnan Kahveci Bulvarı'nda. Buradan da tüm kaderdaşlarıma sesleniyorum. Lütfen derneğinize gelin, sahip çıkın. Tüm EYT'li mağdur arkadaşlarıma. Adana'daki faaliyetlerimiz pandemiden önce Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde bir salon toplantısı yaptık. Genel Başkanımız Gönül Hanım'ın da katılımıyla. Yani salonlara sığmadık, artık dışarıya taşlı arkadaşlarımız. Zaman zaman işte her hafta sonu derneğimizde toplanıyoruz. İşte sosyal medya, Twitter üzerinden sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Face'de büyük grubumuz var, 1 milyon kişilik. Orada sürekli sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Yani 50 yaşından sonra, ben 50 yaşındayım, 50 yaşından sonra her gün Twitter ustası olduk yani. Her gün Twitter'da, günlük tag açıyoruz Twitter'da, işte gündeme göre. Sabaha kadar zaten birçok arkadaşımız boş, çalışamıyor, işsiz yaşından dolayı. Twitter'da sesimizi duyuruyoruz. İşte sizler gibi basın aracılığıyla sesimizi duyuruyoruz. Hükümetten beklentileriniz nelerdi? Hükümetten beklentilerimiz, biz hakkımız olmayan bir şeyi kesinlikle istemiyoruz. Zaten bu ülke bizim, bu vatan bizim. Yani hakkımız olmayan kesinlikle zerre kadar bir şey istemiyoruz. Bizler işe başlarken bayanlar 20-25 bin gün, erkekler 25 yıl 5 bin gün olarak işe başladı. Ama 1999 yılında bir gecede yasanın çıkıp da geriye doğru işletilmesiyle bir gecede mağdur edildik. Yani her birimiz giriş yılımıza göre 2 ila 17 yıl arasında emeklilik haklarımız ötelendi. Yani buna da biz ne diyoruz tabiri caizse? Maç oynanırken kural değişti. İşte diyorlar ya, kaynak nerede? Kaynak yok. Biz de diyoruz ki biz işe başlarken devletimizle sözleşmemiz neydi? 5000 gün 20 yıl. 5000 gün 25 yıl erkeklerde. Biz zaten bunu hayli hayli. Ben şahsım 10.350 günden Mart ayında yeni emekli oldum. Yani en az sigorta primi olan arkadaşımızın 6.000 günü var, 7.000 günü var. 12.000 günü olup da hala yaşı bekleyen arkadaşlarımız var. Bizim hükümetimizden beklentimiz 36 yaş üzeri kamu dairelerine alım dahi yapılmazken özel sektör bizim 48-50 yaşındaki arkadaşlarımızı nasıl iş alsın? Birçok arkadaşımız boşta, işsiz. Şöyle bir örnek vereyim. Bir insan çocuğunun, oğlunun veya kızının üniversiteyi kazanmasına sevinemez mi? Sevinemeyen arkadaşlarımız var. Diyor ki nasıl kaydettirecektim diyor yani. Çocuğum kazandı, güzel bir bölümü de kazandı ama boştayım, işsizim diyor. Emekli de olamıyorum diyor. Yani nasıl götürüp de kaydettireceğim diyor. Yani buna sevinen arkadaşlarımız da dahi var. Hükümetimizden bir an önce sesimizi duyuyorlar, görüyorlar. Mağduriyetlerimizi biliyorlar. Yani bizden daha iyi biliyorlar mağduriyetlerimizi. Zamanında zaten şu anki hükümet bu sizin ananızın ak sütü kadar helal hakkınız. Ben bu haklarınızı size vereceğim dediler ama daha sonrasında işte bunlar nereden çıktı, bunlar nereden türedi gibi sözlerle karşılaştık. Yani biz de bu vatan evlatlarıyız, biz de yıllarca hizmet verdik. Hükümetimizden isteğimiz bir an önce haklarımıza kavuşmamız. Hoş geldiniz Uğur Bey. Teşekkürler, hoş bulduk. Şimdi 2015 seçimlerinden önce, genel seçimden önce siyasi partilerin, liderlerinin hepsi EYT ile ilgili yaptırım sözü verdiler. İşte mağduriyetini bildireceğiz dediler. Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti, hükümet yanlısı olan AK Parti'de ben seçimi dahi kaybetsem böyle bir yasa altına imza atmam dedim. Şimdi ama muhalefet partileri bir tarafta
hükümet bir taraftan. Ana muhalefet partilerini şu anda yaptırım güçleri diyor. İktidar Partisi de böyle bir şey yapıyor. Ama bir yandan da diyorlar ki işte biz komisyonu kurduk. Komisyonda gerekli çalışmalar yapılıyor. Yakın zamanda sonuçlarını da görüyor bakın. Şimdi bir de bunu söylerken de işte bir emekliyi çalışanlardan 1.79 kişi bu senede, önümüzdeki senede 2 kişi besleyecek diye bir şey yapıyorlar. Siz her zaman şunu diyorsunuz ki biz 20 sene boyunca bu şeyi yatırdık, bu primlerimizi yatırdık. Bu primleri yatırırken de bu primlerimiz de devletin güvencesi altına alındı. Doğru mu? Evet. Neden şimdi emekliyi sanki yük gibi görüyor bu hükümet? Bu konuda ne düşünüyorsun? Şimdi ilk sorumuzdan başlayayım. Şu anki hükümetin ortağı, ne bileyim de Milliyetçi Hareket Partisi en son işte geçen yıl Ekim ayında yani milli maç izliyormuşuz gibi hepimiz tüm EYT kaderbaş arkadaşlarımız televizyonların başında bekliyoruz. İşte dediler ki yasa geçiyor. Milliyetçi Hareket Partisi yasa geçiyor. Onun öncesinde de kendi milletvekilleri artı parti başkanı Devlet Bahçeli kesinlikle bu sizin ananızın açısı kadar helal. Ekim ayını bekleyin, yasayı geçireceğiz biz. Yani kilit nokta Milliyetçi Hareket Partisi'ydi. O dönemin grup başkan vekili Erhan Usta ilk turda yasa geçti, ikinci turda oylamaya geçirdikten sonra Erhan Usta'yı görevden aldılar. Erhan Usta'yı grup başkan vekili görevden aldılar ve de partiden diskalifiye edildi Erhan Usta. Şu an İYİ Parti'de milletvekili yapan Erhan Usta. Yani diyeceğimiz umut verdiler, söz verdiler, kesinlikle dediler bu sizin hakkınız, hak veriyoruz. Tüm milletvekilleri, özellikle de İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, işte Devlet Bahçeli, Ekim ayını bekleyin yasa çıkayır, çıkartayız, haklarınıza kavuşacaksınız. Bekledik ve olmadı. Muhalefet partileri şu an, tüm muhalefet partileri, biz iktidara geldiğimiz zaman kesinlikle sizin haklarınızı vereceğiz deniliyor. Biz de şöyle, geçen hafta bizim genel başkanımız Gönül Hanım, tüm muhalefet partilerine bir çağrıda bulundu. İşte herhangi bir televizyon kanalında hep birlikte EYT'yi konuşalım, tartışalım. Siz nasıl yapacaksınız? Çözümünüz ne? Öneriniz ne? Noterden bize tasdikli belge verin. Biz iktidara geldiğimiz zaman sizin haklarınızı vereceğiz gibisine tasdikli bir belge verin. O şekilde noter tasdikli belge istiyoruz muhalefet partilerine. Yani şu an muhalefet partilerinden siz haksızsınız diye. Artı Milliyetçi Hareket Partisi dahi şu an diyor ki bunlar devlete yük. O bile bundan 5-6 ay önce ananızın ak sütü kadar helal, Ekim ayını bekleyin, haklarınıza kavuşacaksınız dediği halde yani olmadı. Şu an bizleri yük olarak görüyorlar. Biz de diyoruz ki devletimizle biz SGK olarak işe başlarken işte kadınlarda 20 yıl 5000 gün, erkeklerde 25 yıl 5000 gün olarak sözleşmemizi yaptık. Yani hala da bizim kanunlarımızda şu yazar. Vatandaşın aleyhinde hiçbir yasa geriye doğru işletilemez. Biz yasanın geriye doğru işletilmesinden dolayı her birimiz 2 yıla giriş yaşımıza göre, yılımıza göre 2 yıla 17 yıl arasında emeklilik haklarımız ötelendi. Biz de diyoruz ki 5000 gün dediniz, 10.000 gün yaptık. 20 yıl, 25 yıl dediniz, 30-35 yıldır çalışıyoruz. Yani bizim kaynağımız, devletimize emanet ettiğimiz primlerimiz. Yani biz kendimizi kesinlikle yük olarak görmüyoruz. Hiçbirimiz de 38-40 yaşında değiliz. Yaş aralarımız 45 ve 55. Onun için kaynağımız SGK'nın kasasında olan bizim yatırdığımız primlerimiz. Artı bir şey daha belirtmek istiyorum. İşte SGK açık veriyor. SGK ticari anlamda tam bir kuruluş değil, holding değil veya bir şirket değil. SGK elbette ki sosyal güvenlik kurumu. Tüm dünyada da veriyor, açık da verebilir SGK. Çünkü sosyal güvenlik kurumu adı üstünde, sosyal güvenlik kurumu.
Onun için kaynağımız bizim devletimizin kasasına SGK'da yatırdığımız kurumlarımız. Peki Uğur Bey, bu arada da... bir saniye. Peki bu bir şey daha çok merak ediyorum ben. Bu emekli olamıyorsunuz. Priminiz dolmuş, yaşı bekliyorsunuz. Evet. Özel sektörde çalışan kesimle işte işten çıkarıldığı için de primleri kesildiğinden SSK'da geriye dönüyor. Yahut da çocukları sağlıktan faydalanabiliyor musunuz? Şimdi sağlık olayı GSS diyoruz. Genel sağlık sigortası. Örnek veriyorum. 10 bin gün primi olmuş bir arkadaşımız işten çıktı, çalışamıyor. Sağlıktan faydalanması için 77 TL para yatırması lazım genel sağlık sigortasına. Zaten çalışamıyor yani 77 lira nereden yatıracak? O zaman kişi, kişi mi aile için mi? Kişi aile reisi, çalışan, ailesine bakmaktan yükümlü olan kişi 77 lira para yatırması lazım her ay ama 77 lira. Devlet hastanelerinde muayenesi olabiliyor. Sağlık ocağında devlet hastanesinde muayenesi olabiliyor. Fakat ilaçlarını parayla alıyor. Yani. Evet, WhatsApp'tan gelen sorular var. Ben onları öncelikle sormak istiyorum. Adana Derneği'nin açık adresini istemişler. Tek tek mi sorayım, toplu mu sorayım? Aslında az önce söylediniz, kısa kısa cevaplarla geçin isterseniz. Arkadaşların daha iyi anlamaları açısından, Adana Derneği'miz arkadaşlar, İller Bankası'nı geçtikten sonra, Menderes Baraj'a doğru geçtikten sonra, Masel Otel karşısı. Masel Otel karşısı, baraj girişi, karayollarına varmadan 100 metre beride. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan neden EYT'lilere öcü gözüyle bakıyor demişler. Aslında yani, bunu da açıkladınız. Biraz önce açıkladım ama yani biz de bu vatan evlatlarıyız. Biz de anlamış değiliz. Bir halk mücadelesi, EYT bir halk mücadelesi. Yukarıdakiler bu haksızlığı gördüğü halde neden çare olmuyorlar denmiş. İşte onu bir anlayabilsek diyoruz ya biz sürekli sesimizi duyururken bas bas bağırıyoruz. Yıllarca prim yatırdık. Yani yaş ortalamamız 45-55 yaşında. Özel sektör bizi işe almıyor yaşlısın diye. Yani devletimizin bu tutumunu biz de anlamış değiliz. Şunu sormuşlar. EYT Adana Derneği olarak ne gibi faaliyetlerde bulunuyorsunuz demişler. Adana EYT Derneği olarak arkadaşlar daha önceleri derneğimiz 5 Aralık'ta kurduk biz, 2019 5 Aralık'ta. Daha önceleri Adana'da, parklarda, bahçelerde, Atatürk Parkı'nda açık alanda toplantılar yapıyorduk. Çay ocaklarında, kahvehanelerde toplantılar yapıyorduk. Derneğimizi açtık biraz daha resmi çatı altında toplanmak için. Pandemiden dolayı şu an hiçbir faaliyetlerimiz yok. Cumartesi, pazar günleri, hafta içi çalışan arkadaşlarımızın mesaisi var. Cumartesi, pazar günleri derneğimiz açık. Dernekte işte toplantılarımız var. Çeşitli siyasi parti, il temsilciliklerini ziyaret ediyoruz. Onlar geliyorlar. Yani şu an herhangi bir miting, eylem gibi bir şey bir söz konusu değil. Bir arada kadar zaten toplantılar, mitingler yasak. Hemen şöyle bir şey sormuşlar, onu da ileteyim size. Dernek stand çalışmaları yapmayı düşünüyor muymuş? Herhalde bu şey belli bölgelere belli stand. Belli bölgelerde stand. Zaten bir çalışmanız işte var mı diye sormuşlar. Şanssızlığımız pandemiye denk geldi. Derneğimizin kuruluşu. Pandemiden önce stand için müsaade almıştık. İşte pandemi olayı girdikten sonra standlar stand yasak. Stand kurmak için de izin gerekiyor mu? Şu an standta nasıl işte? Açık alanlara mesela park alanlarına park falan. Park alanında Adana'da nere olabilir? İşte Atatürk Parkı, İnönü Parkı. Parkı. Arkadaşlara şöyle bir çağrıda bulunayım. Cumartesi, pazar günü biz Cumhurbaşkanlığına ilettirmek üzere Türkiye genelinde 5 milyon imza kampanyası başlattık. Cumartesi, pazar günleri dernekteyiz. Derneğimize gelirlerse arkadaşlarımız aileleriyle birlikte 5 milyon imzayı Cumhurbaşkanlığına göndereceğiz ay sonuna kadar. Değerli Kozmik Radyo dinleyenleri, Kozmik Radyo'da bizim bağlı programındasınız. Programda EYT'lilerle ilgili sorunlar masaya yatırılıyor ve dernek başkanı sizden gelecek soruları bekliyor. WhatsApp hattımız 0542-457-6040. 0542-457-6040. Uğur Bey,
Aslında genel başkanımızı her yerde görüyoruz. Çok başarılı işlere imza atıyor. Siyasilerle görüşüyor, bakanlıkta. Orada burada anlatmaya çalışıyor ve anladığım kadarıyla da bakanlıkta yaptırım gücü olan bir derneksiniz. Peki yani temel sorun nedir? Neden? Yani bir yerde bir temel sorun vardır yani. Neden olmuyor? Neden EYT'lilerin sorunu bir türlü çözülmüyor? Şimdi yaptırım gücü derken yani yaptırım gücümüz olsa zaten yasa çıkardı. Tamam, sayımız çok fazla. Mücadeleyi asla ve asla bırakmayacağız. Son arkadaşımız emekli olana kadar, tüm haklarını alana kadar mücadelemiz devam edecek. Başkanımız da Gönül Hanım gerçekten bu mücadeleye gönül vermiş, ismi gibi gönül vermiş bir insan, durmadan, yılmadan bir anne sonuçta kendisi. Umudunu hiç kaybetmeyen. Umudunu kesinlikle bitirmeyen bir insan. O kadar fazla söylemlerle karşılaşıyor ki işte derler ya, meyve veren ağaç taşlanır. Gönül Hanım'a da işte neler birçok söylemler ama hiçbir şekilde yılmadan, ben diyor bu insanlara bir umut oldum, bu işe bir kalkıştık çıktık yola, kesinlikle diyor yani bırakmayacağım. Yani yaptırım gücümüz şöyle olacak, yaptırım gücümüz, demokratik hakkımız nedir bizim? Sandık. Sandıkta yaptırımımızı göstereceğiz yani. Bizi anlayan, dinleyen, duyan, bizim yanımızda olanın, biz de yanında olacağız sandıkta. Kesinlikle kararlıyız. Zaten en son İstanbul seçimlerinde de örnek, İstanbul seçimlerinde de EYT'nin büyük bir katkısı var. Herhangi bir erken seçim veyahut da olağan bir genel seçimde biz de 4.600.000 arkadaşımızla, ailelerle birlikte 15-20 milyonu buluyoruz. Yani bize diyoruz ki iktidarlara muhalefet, muhalefette iktidar yapacak güçteyiz. Sandıkta göstereceğiz. Sandık demişken, siz en çok merak edilen konulardan birisi de EYT'lilerin partileşmesi söz konusu olabilir mi ileriki dönemlerde? Kesinlikle, kesinlikle. Daha önceleri bir parti çıktı, işte partinin ismini bilmiyorum, vermemde sakınca var mı? Umut Partisi diye bir parti çıktı, dediler ki işte biz EYT'liler parti kurduk. Yok öyle bir şey. O arkadaşımız evet, EYT'li yaşa takılmış olabilir partiyi kuran arkadaşımız. Adana Osmaniyeli bir arkadaşımız. Evet. Emekli uzman çavuş. İşte parti kurmuşlar, Umut Partisi. İşte EYT'liler parti kurdu diye sosyal medyada falan çıktı. Kesinlikle bizim partimiz yok. Yani her arkadaşımızın gönül verdiği bir siyasi parti var. Ama sonuçta bir de mağduriyet var burada. Mağduriyet olunca biz de diyoruz ki yanımızda olanın biz yanındayız. Sayın Bakan, şöyle bir şey sormak istiyorum da. Biz geçtiğimiz günlerde bu ekip olarak bu programda yine SGK Adana Müdürünü davet ettik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çok da samimi bir şekilde, yani günümüzde artık bürokratların neredeyse ağzına kilit değil mühim bulunduğu zamanlardan geçiyoruz. Geldi ve çok da güzel açıklamalar, aydınlatıcı açıklamalarda bulundu. Ancak biz o açıklamalardan anladık ki, şimdi Türkiye'de beklenti içerisinde olan üç tane kesim var. Bir tanesi emeklilikte yaşa takılanlar, diğeri KYK borçları, üniversiteyi bitirip iş bulamayan ama devleti olan borçları devam eden gençler ve bu yüzden evlerine icra geliyor. Bir tanesi falan aşağı yukarı şu anda icralık diyebiliyorum. Onlar ve bir de yine emeklileri ilgilendiren intibak yasası ile ilgili bir durum söz konusu. Her üçünün de hükümet tarafından ötelendiğini ve ötelenmeye devam edeceğini söyledi. Biz öyle anladık. Doğru hatırlıyorum değil mi arkadaşlar? Evet. Çünkü hükümetin böyle bir planı olmadığı, çünkü devletin de böyle bir parası olmadığını söyledi. Ancak, hemen ancak diyorum, Türkiye'de bu kadar kritik durumda olan, sağlıktan faydalanamayan, bak bu EYT'lilerin en vahim olanı sağlıktan faydalanamayan kesimdir. Çalışamıyor, maaş alamıyor ve çalışamıyor. Ve sağlıktan faydalanamıyor. Bunların durumu gerçekten çok vahim. EYT'lilerin de aynı şekilde. Düşünün, emeklisiniz ama çocuğunuzu okuttunuz, işe sokamadınız, çocuğunuzun borcundan ötürü evinize haciz geliyor. Artı intibak yasasından ötürü ötelenmiş bir hakkınız var 2000 öncesinde kalan. Bütün bunlar için para bulunamıyor ama geçtiğimiz günlerde Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldık. Şimdi bu nasıl bir devlettir ki vatandaşa borcu
vatandaşın acil ihtiyaçlarına, taleplerine cevap veremiyor ama Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeyebiliyor. Şimdi öncelikle bunu masaya yatırmanız lazım. Çünkü doğru bir karar, 5000 imza, gönül ister ki 15000 imzayla gidin. 5000 imza, 5 milyon, 15 milyon, 25 milyon imzayla gidin. Çünkü gerçekten haklı bir isteminiz var. Yasalar asla geriye dönük çalışmamalı. Edinilmiş haklar devlet için de, vatandaş için de edinilmiş haklar sonuna kadar gitmeli diye düşünüyorum. Bu konuyla ilgili bir çalışmanız var mı? Yani size para yok dendiğinde ya da bizim sorularımıza bu şekilde yanıt geldiğinde biz karşılığını verdik. Siz bunun karşılığını nasıl vereceksiniz? Şimdi Somali olayı... Somali bir örnek. O örnek, yeni gündemde de... Bunlar Suriye'si var, bilmem şimdi, nesi var. Yani siz hak ettiğiniz prim ödediğiniz halde emeklinizi alamazken Suriye'nin bir davetler aşağıda postane var, konsantrasyonun altında sıraya girip maaş alması var. Ona ne diyorsunuz? Şimdi sayın siyasilerimiz çıkıp da sürekli meclis konuşmalarında işte Suriyeliler için 40 milyar dolar harcadık, bir 40 milyar dolar daha harcarız dediler. Hepimiz duyduk yani bunu. Evet. Hala da söyleniyor. Şimdi Suriyeliler, biraz önce yine sağlıktan bahsettiniz. Suriyeliler hastaneye gidiyorlar. Sıra öncelikleri var. Sıra öncelikleri sıra var. Sıra diye gerek yok. Onların masası ayrı zaten. Aynen. Direkt sıra öncelikleri var. Dermanları var, masaları var. Adana'da, diğer illerde var mı bilmiyorum. Adana'da biraz Suriyeli fazla olduğu için Suriyelilerin özel muayene olmaları için sağlık ocakları açıldı Suriyelilere. Arapça bilen doktorlar konuldu, sağlık ocakları açıldı. Suriyeli gidiyor, çoluğunu çocuğunu muayenesini yaptırıyor, ilacını ücretsiz alıyor. Bizim kendi halkımız, çalışanlar dahi ilaç parasına katılım payı öderken %20, emekliler %10 ödüyor katılım payı, çalışanlar %20 ödüyor ilaç katılım payı. Suriyeli 1 lira para vermeden hastanede muayenesini oluyor, ilaçlarını alıyor. Artı biraz önce dedim ya 40 milyar dolar harcadık, bir 40 milyar dolar daha harcarız. Bizim maliyetimiz bunun yanında çok çok küçük. Zaten işte dedik ya 4 milyon 600 bin mağdur olan arkadaşımız var. Yasa bugün çıksa 4 milyon 600 binin hepsi zaten emekli olamayacak. Yani öyle de bir algı var. İşte 4.600 bin emekli olursa yük ülke. Yok öyle bir şey. 4.600 bin giriş yılına göre şu an dahi her ay tabii hepsi 30 bin emekli 40 bin. Kesinlikle. O bir yıl fazla içerisinde yayılacak. Tahminen kaç yıla yayılır o? Yasa bugün çıkmış olsa 2024 yılında EYT diye bir şey kalmaz. Yani 3 yıla. 3-4 yıl. Sonuçlandığı zaman EYT denen bir denekli ortadan kalınacak. Şimdi yasa çıktıktan sonra, yasa çıkması önemli değil, yasa çıktı. Bir de bunun gerisi var. 2008 yılında, diyorum ya biz iki sefer mağdur edildik EYT'liler. 1999'da EYT yasası çıktı, mağdur edildik. Bir de 2008 yılında aylık bağlama oranları, bizim abo diye tabir ettiğimiz aylık bağlama oranlarımız var. Örnek veriyorum, benimle birlikte aynı şirkette çalışan, aynı gün, aynı yılla çalışan bir arkadaşım 2008'de yasa çıkmadan bir gün önce emekli oldu. İşte 2000 lira örnek maaş alıyor. Bir gün sonra yasadan sonra ben emekli oldum aynı şartlarda o arkadaşımdan 1000 lira daha eksik maaş alıyor. Yani biz emekli kartlarımızı istiyoruz. Artık aylık bağlama oranlarının kesinlikle düzelmesini istiyoruz. Çünkü biz işe başlarken aylık bağlama oranları 99 öncesiydi. 2008'de reform yapacağız. Aylık bağlam oranları, aylıklar düzelecek denildi. Ama kesinlikle 2008'den önce emekli olanla 1000 lira, 1200 lira daha eksik maaş alıyoruz. Burada 2008'den sonra emekli olan emeklilerimizin birçoğunun bu olaydan bilgisi yok. Kesinlikle. Onlar dahi, onlara da diyoruz. Siz de EYT mağdursunuz. Aylık mağdursunuz. Bilmiyor yani. Birçoğu bilmiyor. Şu anda yasa çıktığı anda EYT'lilerin emekli olma durumunda maaşları nasıl olacak? Neye göre hesaplanacak? Maaşları 2008'de bu yasa çıkmadan önce aylık bağlama oranları çıkmadan önce %78'lerle
aylık bağlamaları vardı, %78'den. Evet. Şu an 3 kademeye bölündü aylık bağlama oranı. %76, o da %76 çok az bir kesimi. 99 yılından önce çok fazla sigorta günü olacak da ilk kademesi %76'dan. %28'lere kadar düştü aylık bağlama oranımız. Şu an diyorlar ya en düşük emekli maaşı olan 1500 lira. O da yeni oldu. 900 lira, 1000 lira alan arkadaşlarımız vardı. Onu iyileştirme olarak, intibak olarak atıyorlar yalnız. Ama o da 1500 lira olan kişiler 3 yıl boyunca kesinlikle zam alamayacaklar. 3 yıl 1500 lirayla devam edecek. Uğur Bey, bu hükümetin bahsettiği Finlandiya olayı var. EYT'ler için, öngörüler. Finlandiya olayı var. Bu farklı bilginiz var mı? Bilgi verir misiniz? Finlandiya olayında, Finlandiya'da ve Avrupa'nın birkaç ülkesinde işte 10 yılı kalmış. Devlet diyor ki 10 yılı kaldı senin diyor. Sen emekli maaşın işte 2000 lira, %20 düşük maaş alacaksın emekli olduğun zaman. WhatsApp'tan yine sorularımız var. Veya 5 yılı kalmış %5 düşük maaş alacaksın. Zaten şu anki bizim ülkemizdeki emekliler maaşları %70 kesim oranı var. Maaş emekli olduktan sonra %50'ye var, %70'e var olan da maaşları düşüyor. Zaten şu an emekli olan diyorum ya, emekli maaş kuşa çevirmişken bir de Finlandiya modeli olur ise %20, %5, %10 oranında düşüş olarak emekli maaşında ki 800 lira, 700 lira emekli maaşına ama model olarak ona geçilecek. Ama model olarak ona geçilecek ama biz kesinlikle öyle bir şey kabul etmiyoruz yani. O zaman 657 devlet memurlarından emekli olanların %99'u EYT mağduru. Şimdi kamuda çalışanlardan da elbette ki EYT mağduru var ama emekli maaşlarını çünkü görüp de maaşları giydirilmiş maaş pozisyonunda emekli olduktan sonra o giydirilmişle çekiliyor. Yani asgari kamuda çalışan zaten emekli olmak istemiyor. Evet, asgari ücretin altında maaş alıyor. Kesinlikle. Evet, kesinlikle. Şey sormuşlar. Adana EYT'nin yapacağı yürüyüş ve eylem ve toplu hak arama girişimleri olacak mı? Bu pandemiden ötürü yapılamadığını söylediniz zaten. Yok arkadaşlar. Biraz önce dediğim gibi de cumartesi pazar günü her hafta oradayız da bu hafta daha önemli. Bir hafta ayın sonuna kadar cumartesi pazar günleri işte imza kampanyamız var. Şu anki eylemimiz imza kampanyası. Üyelik işlemlerinin nasıl yapıldığını sormuş yine bir üyemiz sanırım. Ya, üyelik işlemleri şöyle, derneğin bir giderleri var. İşte kiradır, elektriktir, sudur. Yıllık 30 TL aidatımız var bize. Bir yıl boyunca 30 TL aidatımız var. Ödeyemeyenlere yaptırımınız var mı? Ya da ödeyemeyenlere üyelikler çıkarıyor musunuz? Yok. Çünkü çalışmıyor bu insanlar. Zaten adı üstünde EYT mağdurları. Bu mağdur insanlar hani gelip derneğe üye olup bir de derneğe katkı sağlamaları biraz olanaksız gibi görünüyor. Kesinlikle. Ha? Zaten bizim şu anki derneğin giderlerini büyük bir çoğunlukla buradan o arkadaşlarıma da çok çok teşekkür ediyorum. 20 tane bizim yönetim kurulu arkadaşımız var. 20 kişiyiz. İşte o 20 kişi arkadaşımız işte gönül verdi, inandı bu davaya. Masrafları büyük bir çoğunluğunu biz kendimiz karşılıyoruz. O 20 arkadaşımla birlikte. Şimdi başkanım, dediniz ki muhalefeti, iktidarı muhalefet yapacak mı değil? Çok sivil toplum örgütü gördüm ben. İşte il bazında vakıflar oluşmuşlar bilmem ne falan. Her seçimlerde siyasi partilere gidiyor, işte bizim bu kadar oyumuz var. Biz işte size destek vereceğiz derler ama altından bağlar kaderi çıkar isteklerini gider. Siz de bu 4 milyon üyenizin hep birlikte böyle bir yemin, bir ant mı işiniz? Böyle bir şey yapma gücünü nereden hissediyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biraz önce de belirttim. Bizim işte sesimizi nerede duyuruyoruz ağırlıkla? Sosyal medyada. Bizim face grubumuz var. Tüm illerde face grubumuz var. İllerin kendi face grubu. Artı de büyük federasyon grubumuz var. 1 milyon kişilik. Yani zaten 4 milyon 600 bin EYT mağdurunun birçoğu sosyal medya kullanmayan insanlar da var. Sosyal medya kullanmayan o 1 milyon kişi orada yazıyor. 1 milyon kişi her gün yazıyorlar Twitter'da, sosyal medyada veyahut da dernek toplantılarımızda. Kesinlikle diyorlar artık yani son noktaya geldi,
daha önceden oy veriyordu. Oy verdiğim partiye kesinlikle diyor mağdur edildim, işsizim, geçinemiyorum diyor, vermeyeceğim. Yanımızda olan kim varsa bizim oylarımız da onun yanındadır. Türkiye emeklilerden ne var? Türkiye hemen hemen sivil toplum örgütlerinde büyük bir evet. Güç. 7 milyon Türkiye genelinde. Şimdi siz emekli olmak için uğraşıyorsunuz. Evet, Salih Bey güzel bir noktaya değindi. Evet, aslında. Bu insanlar da o zaman onlar da mağdur, geçinemiyor. Maaşları yetersiz. Hepsi bir arada itibak yasalarına katılıyorlar. Çocuğuna, torununa haşır veremeyen insanlar mı çok? Tabii bu insanlar gerçekten sizin yapmış olduğunuz bu ulvi bir yol çıkmışlar. Evet. Bu ulvi yolda böyle bir mücadelede siz bunu rahatlıkla söyleyebiliyorsanız bu insanları da yanınıza almak çok basit. Neden böyle bir şey yapmadı şimdi? Biz sürekli çağrıda bulunuyoruz. Emeklilerimize de biraz önce bahsettiğim gibi dedim ya 2008 yılından sonra emekli olan emeklimiz de EYT mağduridir. Yani onu emekli derneklerine ziyaretlerimizde de yani veya çarşıda pazarda görüştüğümüz emeklilerin birçoğu bilmiyor. 2008'den sonra diyoruz. Senin maaş bağlama oranın buydu, bu oldu. Öyle şey olmaz diyor. İnanmayanlar var işte açık. İnternetten gösteriyoruz. Bakın diyoruz. 2008'de bu yasa, bu kanun çıktı. 1000 lira, 1200 lira daha eksik maaş alıyorsunuz. Zaten bizim yapmış olduğumuz şu anki çabaları emeklilerin, emekli derneklerinin daha fazla göstermesi lazım. Ama hiç bir faaliyet göremiyoruz. Burada ortak bir hareket etme yani durumunuz yok mu? Biz herkese çağrı yapıyoruz. Sorun aslında aynı. Sorunumuz aynı. Sorun aslında aynı. Zaten bizim sorunumuzun içinde bir EYT davası var, bir de aylık bağlama oranları var. Emekliler de zaten bundan muzdarip, geçinemiyorum diyor. Biz de diyoruz ki gelin emekli EYT derneklerine gelin. Yani emeklilerin, yıllardan bu yana var EYT emekli dernekleri. Herhangi bir emeklinin hakkını savunduğunu veyahut da çıkıp şey yaptıklarını sosyal medya aracılığında burada ben duymadım. Örnek olursunuz o zaman. Biz çağrıda bulunuyoruz. Emeklerimiz. Çağrıda değil de beraber hareket etmek için yanlarına gidip ziyaretlerle alışverişi sürekli yapıyoruz. Aslında sürekli şöyle bir şey var. Siz bugün EYT olarak hak mücadelesi veriyorsunuz ama bir mücadeleye verirken zaman içerisinde de arkadaşlarımız arasından, üyeleriniz arasından emekli olanlar var. Evet. Yani çizginin o tarafına geçtiğiniz zaman emeklisiniz ama gene de sorun bitmemiş oluyor. Şimdi ben emekliyim. Ben Mart ayında emekli oldum ben. 10.350 günden emekli oldum ben Mart ayında. O kadar ama şu an olmadı, yani o kadar yüksek priminizin olması hiçbir şeyi değiştirmiyor. Kesinlikle. Bir çünkü de çok fazla prim yaptıkça evet, emekli maaşı düşüyor. Maaşı düşüyor. Evet. Bir de böyle bir sıkıntı var. Mahsuru yoksa açıklar mısınız ne kadar aldığınızı? Hangi kurumdan emekli olduğunuzu ve ne kadar aldığınızı açıklar mısınız? Eğer o yasa EYT 2008'deki yasa olmasaydı ne kadar alırdınız? Örnek oluşturması açısından açıklarsanız. Özel sektörden, ilaç sektöründen, eczane deposundan emekli oldum ben. 32 yıl, 32 yıl bir fiil sigortam yattı. Yani tavan olmasa dahi tavana yakından yattı. Asgari ücretin bir tık üzerinden yattı. Örnek veriyorum, ben şu an 4000 lira almam lazım iken 2800 lira alıyorum. Evet, bu tamamen 2008 yılında yapılan, kabul ettirilen, geriye dönük işletilen yasayla alakalı. EYT'li dediğimiz zaman sadece yaşa takılmıyorlar aslında. Oradaki en büyük açmaz aslında alınan paranın da adaletsiz bir şekilde dağılmış olmasıyla alakalı. Evet, silahlarımız ilerliyor. Sorularınızı hızlandırın. Şimdi dernek olarak peşimizden büyük bir kitle var. Bu sorunlar çözüldüğünde EYT derneği ne yapacak? Nasıl bir yol izleyecek? Her şey bittiğinde dernek kalacak mı? Ne yapacaksınız? Şöyle, sorunlar bittiğinde sorunlar ayrık bağlama oranları dahil. Her şey gülüp gülistanlık. Her şey gülüp gülistanlık oldu. Ayrık bağlama oranlarımız da düzeldi. Zaten bizim derneğimizin adı emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği. Örnek veriyorum, Elazığ depremi oldu, ilk deprem. Buradan karınca kararınca işte kendi aramızda, arkadaşlarımız arasında yardımlar topladık, gönderdik. En son İzmir depremi oldu,
Allah bir daha göstermesin depremi. Yine aynı şekilde arkadaşlarımız ve üyelerimiz arasında yardımlar toplayıp gönderdik. Pandemi döneminde boşta olan, çalışamayan arkadaşlarımız var. Onlara kendi aramızda, diğer derneklerimizin de katkılarıyla işte 3 aşağı 5 yukarı karınca karınca yardımlar götürdük. İşte belediyelerimizden gittik, rica ettik. Bu arkadaşımız işte gidin kendiniz görün, mağdur, çalışamıyor, boş, EYT'li. Sosyal yardımlara devam edeceksiniz. Kesinlikle yani, devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Var mı sorularınız? Son olarak, acık eklemek istediğim bir şey varsa anlatın başım, dinleyelim. Son olarak Adana'daki tüm arkadaşlarımla, EYT'li kaderdaşlarımla artı 2008'den sonra emekli olmuş emeklilerimizden ricamızdır. Yani bu bir hak arama davasıdır. Haklıyız. Haklı olmadığımız zerre kadar bir şey, hak etmediğimiz zerre kadar bir şey istemiyoruz. Lütfen ve lütfen üye olmasanız dahi gelin orada bir derneğiniz olduğunu bilin. Derneklerinize sahip çıkın. Bir imzaya çağırıyorsunuz yani. Cumartesi... Gençleri de çağırıyorsunuz. O noktayı da şey yapalım. Hani gençler ileride emekli olacak gençler diye. Z kuşağı dediğimiz gençlerin zaten emekli olmaları biraz hayal gibi yani. Z kuşağı diye değerlendiriyoruz ya şu an. İşte şimdi de çağırıyorsunuz haklarınızı. Kesinlikle gençleri de bizim biraz önce belirttiğim gibi internet sayfalarımız var. Twitter'da biz ağırlıktayız. Elektronik imza atılabiliyor mu? Islak imza mı atılacak? Elektronik imza da atılabiliyor. Ama elektronik imzayı daha önceleri topladık, gönderdik. Islak imza. Islak imza daha. Islak imza istiyorsunuz. Gençlerimize de çağrımızdır. Örnek veriyorum, gençlerimiz Twitter'da işte yazıyorlar, bir sorunlar oluyor. En son Çukurova Üniversitesi'nin gençleri bize yazdılar. Onu da burada belirtmek istiyorum. Sınav sistemini kameralar ve mikrofonlar açık şekilde yapılacak diye rektör açıklama yapmış. Bize yazdılar, diyorlar ki gençlerimiz, ortamı müsait olmayan arkadaşımız olabilir. Zaten tüm mikrofonlar açık olduğu için sesten zaten etkileniyoruz. Sınav olacak. Yani mikrofon ve kamera görüntülü sınavı istemiyoruz. Tamam, kamera görüntülü olsun ama mikrofonlar kapalı olsun sesten etkilememiz açısından. Yani o tür gençlerimize de biz Twitter'da destek oluyoruz. Yani olabiliyorsak ne mutlu, işte Twitter'da tweet yazıyoruz, rektörlüğe etiketliyoruz. Yani bu şekilde gençlerimiz de, her zaman gençlerimizin de sorunları, problemleriyle ilgileniyoruz. Gençlerimiz de gelsinler derneğimize, otursunlar, çayımızı, kahvemizi içsinler. Ben son bir soru sormak istiyorum. Bu kadar bir uğraşın içerisindesiniz. Kaç yıldır mücadele ediyorsunuz tam olarak? Ben 2015 yılından bu yana mücadele ediyorum. Peki Adana Şube Başkanı olarak Uğur Altıntaş inanıyor mu? Bu ikna edebilecek misiniz? Bu yasa çıkacak mı? Ben kesinlikle zaten derler ya, inanmak başarının yarısıdır. Ben inanmasam zaten benim dernekten bir çıkarım mı var? Yoksa yani şu günlerde böyle bir şey mümkün görmüyorum da ben. Belki seçime doğru bir hareketlilik olacaktır. İnanıyoruz, kesinlikle inanıyoruz ve de başaracağız. Yasanın çıkmasına inanıyoruz. Tüm arkadaşlarımla önce inanmak lazım. Önce bir kendisinin inanması lazım. Yani şimdi bazen görüşüyoruz arkadaşlarla. Ya işte diyor, ben derneğe gelmesem ne olur ki, yasa çıkacak mı? Öbürü öyle derse, ötekisi öyle derse. Peki yani. Bu derneği açtığınız zaman, buradan da bizim Kozmik Radyo olarak önerimiz olsun. Hiçbir alt grup oluşturmayı düşündünüz mü? Yani bir hak mücadelesinin içindesiniz zaten. Dediğim gibi üç kalem altında toplanıyor. İkisi direkt sizi ilgilendiriyor ama dernek başlığımıza baktığımız zaman sadece EYT'yi görüyoruz. İşte 2008'den önceki mağdurlar, onlar sanırım, onlar da bayağı bir şey alıyor. 2008 sonrası mağdurlar. Şey, pardon, sonrası mağdurlar da bayağı. Aylık bağlama, alo mağdurları. Şeyi var mı? Sayısı belli mi sizde? Onların sayısını, 2008 sonrası emeklilerin sayısı belli değil ama tahmini 2008 sonra, bizim tahminimiz, resmi rakamlar değil, 1,5-2 milyon civarında. Yani bunun çatı altına, Z kuşağına çağrı yapıyorsunuz evet. Ya,
Peki bu çatı altında hiç KYK mağdurlarını da almayı düşünmediniz mi? KYK mağdurlarını zaten öğrencilere biz, bizim Twitter hesaplarımızı takip eden bilir. KYK mağdurlarına biz zaten sürekli Twitter'dan yazıyoruz yani KYK mağduru. Benim kızım da KYK mağduru. O da yani başladı. Yani bir emekli olarak yani çocuk işe giremezse siz ödeyeceksiniz zaten. Bugün ben ödüyorum. Çocuk şu an öğretmen kızım. İşte özel bir dershanede şu an çalışıyor. Ya yani ben ödüyorum KYK borcuna. Defalarca KYK borcu birçok işte müteahhitin, birçok holdingin vergi borçları silinirken evet. Yani KYK borcu yani öğrenci, tamam öğrenci işe başlasın, çalıştı, iş ver, iş olana sağla, kesilsin paraları. Peki, ama yok yani. Şunu söyleyebilir miyiz? Ortalama bir evde iki tane mağdur var diyebilir miyiz? Türkiye genelinde her evde bir tane en az EYT'de var. İki tane mağdur var. Bir EYT, bir mesela ben hemen EYT'den mağdurum, hem KYK'dan mağdurum. Sizin evde kaç tane var? İki de sizde var. Üç tane burada. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Ben başkanlığı dinledikten sonra şunu, hani sizden bir soru sordunuz ya, bu EYT benden böyle çıkartmayacaklar diye saygıdınız. Demedim, diyor, bir şey demedim. Ha. Böyle inanıyor musunuz? İnanıyor musunuz? Şu günlerde dedi. İnanmıyor dedi. Başkanlığı orada şurada çok net bir şey söyledi. Dedi ki, ben inanıyorum. Hemen bu karşılığını alacağım. Böyle alacağım, böyle de alacağım. Ama sandığa gittiğim zaman kesin alacağım. Kesin alacağım. Kesinlikle. Biz sizi tutuyoruz başkanım. Kesinlikle. Biz sizi tutuyoruz. Yalnız mücadelenizle yanınızdayız. Ve şey olarak. Yanımızda olan her zaman belirtiyoruz. Evet. Yanımızda olanın yanındayız. Evet. EYT'li olanlar bir grup insan değil. Hemen bütün evlerin içinde uzantısı var. Kendisi mağdur olmayanın ya çocuğu mağdurdur, ya eşi mağdurdur, ya ailesinden herhangi biri mağdurdur. Bu yüzden bu konuya gerçekten sağduyulu yaklaşmak ve destek olmak lazım. Evet. Gerçekten bu üç tane mağdur grubu Türkiye'nin bel kemiğidir. Türkiye'nin bel kemiği kırılırsa bir daha beni zor doğrulur. Evet. Evet, değerli açıklamalarınız için çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Teşekkür ederiz. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Sonra Çağatay'a çok teşekkür ediyorum. Tüm başkanımın da Gönül Hanım'ın eşi Alper Bey, Alper Bey de federasyon başkan yardımcısıdır. Alper Özübak. Biraz önce mesaj attılar. Çok çok teşekkür ediyorlar. Selamları var. İnşallah. Söyleyecek sözünüz olduğunu her zaman platform size açık başkan. Evet. İnşallah bir yayınımızda da Gönül Hanım'a, genel başkanımızı da yayınlarız. Ondan memnun olur. Birlikte sizi çıkarırız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, değerli Kozmik Radyo dinleyenleri, bir bizim Bağbali programı daha burada sona erdi. Bugün program konuğumuz oldukça ilginçti. Türkiye'nin hemen hemen her evinde seslerin yükseldiği bir noktada mağdur grupların sesi olmak için gelmişti. EYT Adana Şube Başkanı Uğur Altıntaş sorularımızı yanıtladı. WhatsApp'tan gelen sorulara yanıt verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Çok bilgilendirici bir yayın oldu. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.